Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Numbers ve Boolean veri türlerinden bahsedeceğim. İlk olarak bununla ilgili bir dosya oluşturdum. Olası hatalar için ilk olarak şununla ilgili uyarmak istiyorum sizleri. Buraya gelip yeni bir dosya oluşturduğunuzda lütfen sonuna Dart yazmayı unutmayın ki bunun bir Dart dosyası olduğu sistem tarafından algılansın. İkinci olarak ben Dart dosyamı oluşturdum, kodları yazıyorum ama atıyorum bir önceki dosyanın kodları çalışıyor diye hata alırsanız eğer bu sefer launch.json dosyasında program kısmında verdiğiniz dosyanın adına bakın. Yani ben ilk bunu oluşturdum ve bunu çalıştırmak istiyorum. Ben bütün kodları aynı klasörlerin yani tek bir ana klasörün altında toplamak istediğim için sürekli olarak bunu yapmak zorundayız. Lib'in sonuna ya da hepsini tek tek farklı farklı projeler olarak ele almak gerekecekti. Burada şunu diyoruz aslında. Ben F5'e bastığımda Lib'in altındaki bölüm 1'in altındaki şu dosyaya git. Siz de eğer veri tipleri dosyasına gidiyorsa lütfen burayı birebir şuradaki isimle aynı olacak şekilde değiştir. Elimden geldiğince de her bir farklı konuyla ilgili böyle küçük açıklamalar yapacağım. Yarın öbür gün baktığınızda hani bütün videoyu izlemektense sadece şu notları alarak da işlerinizi yapabilirsiniz. Şimdi biz ne dedik? Bizim numara veri türlerimiz var. Num, integer ve double olmak üzere. Gelin bunları nasıl kullanacağımıza bakalım. Bir değişken tanımlamak istiyorsak ilk olarak bu değişkenin türünü yazarız. Mesela ben yaşımı tutmak istiyorum hafızada. O yüzden bu bir tam sayı olacağı için integer dedim. Daha sonra değişkenimin adını yazıyorum ve eşittir. Eşittir ne anlama geliyordu? Atama işlemi yapıyordu. Sağda vereceğim değeri solda vereceğim değişkene atıyordu. Yazdıktan sonra geldim buraya 30 dedim ve noktalı virgülle bu ifadeyi tanımladım. Ben bunu yaptığımda ne oluyor? Şöyle bir belleğimiz olduğunu düşünelim. Bu bizim RAM'imiz, programın RAM'i veya cep telefonu RAM'i de olabilir. Daha sonra burada bir alan ayrılıyor. Integer bir değer tutacakmış. İçinde 30 yazacakmış ve bu alana aslında yaş diye bir isim takılıyor. Bir etiket veriliyor. Ve programın içinde özellikle de bunun yaşam alanında, scope'unda yani şu süslü parantezlerin içinde kullanıcı ne zaman yaş derse direkt olarak bu alana gidip ekranda 30 değerini görecek. Peki hocam ben bu 30 değerini daha sonradan 50 yaparsam ne olur? Yaş dediğimde 30'u mu gösterir, 50'yi mi gösterir? Buna yapacağınız bir sonraki atamada 30 değeri silinir ve yeni değer yani artık yaş dediğimde 50 sayısını ben ekranda görüyor olurum. O yüzden zaten biz bunlara değişken diyoruz. Şimdi yeni bunu kullanalım. Bu arada bazı arkadaşlar özellikle yeni başlayan arkadaşlar şu uyarılara çok takabiliyor. Bakın burada ne diyor? Lokal variable olarak tanımladığın yaş hiç kullanılmadı. Yani sen buna integer yaş demişsin. Ben bir integer değer saklamak istiyorum. İçinde de 30 değeri var. Bunu tanımını yapmışsın ama hiçbir yerde kullanmamışsın. Haliyle bunu silebilirsin demek istiyor. Size küçük bir uyarıda bulunuyor. Hayır arkadaşım ben bunu kullanacağım. Print deyip bunu mesela ekrana bastırmak istiyorum. Bunu böyle yaptığımda ekrana 30 değerini yazacaktır. Ama gidip de sakın ha şunu yapmayın. Print yaş. Bunu yaptığınızda ne olacaktır? Burası direkt olarak değişkenin değerini yani 30 ekrana yazarken şurası direkt olarak bunun metin halini yani yaş olarak ekrana yazacaktır. F5'e basalım. Gördüğünüz gibi ilk 30 değerini yazdı. Sonrasında da metin olarak bunu ekrana bastırdı. Peki bunu nasıl güncelleriz? Yine integer yaş mı diyeceğiz? Hayır. Integer yaş dediğinizde bu yeni bir değişken tanımına girer. Oysa ki biz bir değişkenimiz var. Bunun değerini güncellemek istiyoruz. O yüzden yaş deyip eşittir deyip bir yıl büyümüşüm 31 olmuşum. Bunu yazalım. Daha sonra bunu ekrana bastırdığımda bu sefer ekranda ne göreceğim? 31 değerini görüyor olmam lazım. Evet, gördüğünüz gibi. Peki ben bu yaş değerine gidip de ben aslında 31 değilim de 30,6 yaşındayım. Böyle bir ifade yazamazsınız. Çünkü siz bunu ilk tanımladığınızda bunun bir tam sayı olacağını sisteme söylediniz. Haliyle o da sizden bir tam sayı değeri bekliyor. Bu uyarılara da dikkat edin. Bunlara gözünüz alışsın. Şu an basit ama hani karmaşıklaştıkça bu uyarıların ne anlama geldiğini bilmek önemli. Mesela burada iki tane hata çıkmış. Bir tane noktalı virgül yok diyor. Onu bir koy. Peki. Yine geliyorum üstüne. Bu sefer de diyor ki double değişken türü integer olan bir alana atanamaz. Yani sen bu yaşı integer tanımladın. Haliyle bana integer bir değer vermen gerekiyor diyor. Aslında bunu gidip böyle to int diyebilirsiniz. Bu ne yapar? Buradaki ifadeyi yapabildiği şekilde integer'a dönüştürmeye çalışır.
Yapabileceği tür ne demek peki? 30.6'nın tam sayı değeri nedir arkadaşlar? 30'dur değil mi? Haliyle siz 30.6 değerini bu sefer ekranda 30 olarak görürsünüz. Tabii ki de bu özellikle olay paraysa hani bu noktalı ifadeler çok önemlidir. Ama önemli olmadığı yerlerde bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Veya daha güzeli nedir? Bunu aslında bir double değerde tutmak. Kilo diyelim buna da. 82.6 mıydım? Bu ara biraz kilo aldım. Evet, bunu böyle yapabiliriz. Yine uyarı var. Sen bunu tanımladın ama kullanmadın diyor. Kullanalım. Bu sefer de ekranda 82.6'yı göreceğim. Peki, ben bu kilo değerini aslında ben 82.6 değil de 82 kiloyum diyebilir miyim? Evet. Double integer değerleri saklayabilirken integer değerler double değerleri saklayamaz. Bu da küçük bir ayrıntı. Ama gördüğünüz gibi sonuna da bir nokta sıfır koyuyor. Yani çok da kafayı karıştırmaya gerek yok. Sizin eğer ihtiyacınız olan bir tam sayısı integer'ı noktalı ifadeler kullanıyorsanız double'ı kullanabilirsiniz. Bir de num diye bir değerimiz vardı. Num diyelim, bu sefer de yeni bir değişken oluşturalım. Bu değişkenimizin adı da ne olsun? Sıcaklık. Eşittir dedim. 82. Yine aynı sıcaklığa bakın, bunun farkı burada çıkıyor. Hani integer tanımladık ama 82.5 diyebilirim. Sonrasında yine bunu print deyip ekrana bastırabiliriz. Ben ekranda sıcaklık değerini görmek istiyorum gibi. 82 dedi. 82.5 olarak bunu yazdırdı. Hani double'la çok bir farkı var mı? Yok. Ama hani bir yerde görürseniz de kafanız karışmasın. Daha fazla bilgiyi de yine aslında nereden öğrenebilirsiniz? Dart'ın kendi sitesinden. Integer, double ve num sınıflarını açtım. Gördüğünüz gibi bunların kendine has bazı metotları var. Şu an metodun ne olduğunu öğrenmediniz belki ama ilerleyen zamanlarda yani gözünüz burada olsun. Çünkü yeni bir dil, sürekli güncellenen bir dil. Burada da tanımlar değişebilir, yeni metotlar eklenebilir vesaire. Özellikle çok sıkıştığınız, artık temelden çıktığınız durumlarda bu dokümantasyona göz atmanıza fayda olacaktır. Peki bunları yaptık. Gayet güzel kullanıyoruz. Bir de siz bunların mesela şöyle bir şey olsun. Geldim buraya integer dedim. Sayı 1 dedim. Ve buna bir veri atamadım. Daha sonra gittim ben bunu ekrana yazdırmaya çalıştım. Ne olur? Hemen çalıştıralım, görelim. Null dedi. Biz ne dedik? Bunların her biri, hani Java'da olsa primitif tiptir. Bunun default varsayılan değeri sıfırdır. Yani herhangi bir değer atamazsan sıfırı görürsün dedik ama burada primitif tip diye bir şey yok. Yine dokümantasyona bakarsanız her biri aslında mesela double num'dan, o da object'ten türemiş. Integer num sınıfından, o da object'ten türemiş. Num ise direkt object'ten türemiş. Yazmıyor. Ama bunu biliyoruz değil mi? Ve bunlar birer nesne olduğu için nesne kavramlarını öğrendiğimizi anlayacaksınız iyicene. Direkt olarak bunların varsayılan değeri 0 veya 0.0 falan değildir. Direkt olarak null'dır arkadaşlar. Yani ben buna gidip şöyle bir ifade yazdığımda bakın hata verdi. Bayağı da saçma bir hata oldu. Yani siz şunu demek istiyor aslında. Sen olmayan bir değer var, gittin ona bir atamaya çalıştın, ne yapmak istiyorsun? Hani burada onu yazmadı ama hani direkt olarak kullandığınızda çok da kötü bir durum olmazken şu bir dakika, bunu herhalde durdurmadık. Tekrar bir çalıştıralım şunu. Mesela şu an direkt kullanmaya çalışıyorum, ne oluyor? Buna artı bir diyelim. Şöyle kapatalım şunu. Hata alıyorum değil mi? Bir yerlerde bir hata çıktı. Şöyle view kısmından debug konsola gidelim. Burada zaten herhangi bir çıktı yok. Problem olarak da göstermiyor ama gördüğünüz gibi böyle bir, hani aslında şu an programım tamamlanmadı, bitmedi. O yüzden böyle bir sayfayı gördük. Yani sen diyor ki olmayan boşluk değerine bir atamaya çalışıyorsun. Öyle bir şey olmaz dedi. Böyle garip bir hata aldık. Buna dikkat edelim. Daha sonra devam edelim. Integer değerleri biz hexadesimal sayı diyelim.
Yani 16'lık tabanda sayılar atayabiliriz. Onların da tanımı şu şekilde oluyor. 0x dedikten sonra AA, BB, CC gibi bir ifade yazabilirim. Şimdi normalde bizim kullandığımız sayılar nedir? 15, 26, 34 gibi ondalık, 10 tabanlı sayılardır. 16'lık tabanda ise buradaki her 16 üzeri 0 çarpı bu, 1 çarpı 16 üzeri 1 çarpı bu. Artık biraz matematiğe giriyor, onu anlatmayacağım. Böyle ifadeler kullanabiliriz. Heksadesimal sayı diyelim. Bakalım bunun ondalık karşılığı neymiş? Ondalık 10 tabanındaki karşılığı. Yine bir hata mı yaptık? Şöyle bir bakalım. Evet, şundan dolayı. Şurayı siliyorum. Çalışıyor diyor. Şu an var olanı durdurdum ve tekrar çalıştırdım. Bu sefer konsola gidemedim. Bir dakika. Evet. Yani şurada yazdığım şu karakterli olan ifadenin ondalık 10 tabanındaki karşılığı buymuş. Bunu integerlerde bunu kullanabiliyoruz. Veya matematikte şöyle şeyler görebilirsiniz. İfadeler matematikle ilgili işlemlerde özellikle. Hani bunu Flutter'da falan çok kullanmayacağız ama bilginiz olsun diye gösteriyorum. Exponent sayı diyelim. Eşittir. Bu değeri verelim. Sonrasında da bunu printle yazdıralım. Bakalım bunun karşılığı neymiş. F5 ile bastık veya şuraya bastık. Yine buradan view kısmından debug, kontrol shift y ile de açıyoruz ama bunun da karşılığı buymuş arkadaşlar. Bunları da bilin. Şunu kullanacağız ama mesela bir rengin kodunu verirken işte alfa, kırmızısı, mavisi, sarısı vesaire belirtirken kullanacağız ama şunun çok da fazla bir kullanımı mevcut değil. Ve yine dediğim gibi lazım olursa dokümantasyondan bunların bir sürü metodu var. Onları kullanabilirsiniz. Bunu da anlattık. Bir de var diye bir şeyden bahsetmiştik ki var aslında bütün veri türlerinde kullanabileceğimiz bir yapı. Ben buna var mesela sayı 2 diyeyim. 50. Ve print deyip bunu yazdırabilirim. Sayı 2 diye. Herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. 50 sayısını burada göreceğim. Ama gidip de sayı 2, hani 60 yaparsam bir sorun olmaz ama sayı 2'ye gidip de 10,5 gibi veya 65 gibi bir ondalıklı ifade atayamam. Buna ne dedik? Ben bunu böyle yazdığımda çalışma anında bunun bir integer değer olduğu. Çünkü tip korumalı, type protected bir dil bu. Yani bir değer verdiğinizde onun değişken türünü belli etmek zorundasınız. Eğer bu değişken türünü belli etmek zorunda istemiyorsanız farklı bir verimiz var ve farklı bir anahtar kelimemiz var ama şu an için onu bilmeyin. Bu diyor ki sayı 2 50 atadıysa integer bir değer tutan bir değişken. O yüzden gidip de buna double böyle noktalı bir ifade atayamazsın diyor. Peki tam tersini yapalım. Ondalık sayı diyelim. Eşittir 50,60. Buna double bir değer atadım. Daha sonra buna gidip 50 atayım. Bakın burada yine bir sorun yok. Tıpkı yukarıda double'dan internet dedik ya double'lar integer'ları saklayabilir diye. Benzer mantık burada da geçerli. Ondalık sayı. Evet. Burada da ekranda ne göreceğim? 50 sayısını göreceğim diyordum. Göremedik. Neden dolayı? Çünkü şuradaki hatadan dolayı buraya hemen şöyle yorum satırı yapabilirim. Ama bunda herhangi bir sıkıntı olmadı. Evet. Son olarak da bu dersi bitirmeden önce Boolean'ları görelim. Dediğimiz gibi veri türlerinde bir de Boolean true ya da false alan değerler var. Mesela buraya şunu diyebilirsiniz. Ergen mi? Buna ben true ya da false değeri atayabilirim. Daha sonra bunu printle ekrana yazdırdığımda hani çok şaşırtan bir sonuç almayacağız aslında. Ergen miye ben false atadıysam false alacağım. True atadıysam true değerini alacağım. Yine aynı şekilde bunu da biz varlarla kullanabiliriz. Yetişkin mi diyelim buna da. True diyelim buna da. Ekrana bastırdığımda niye tanımlamıyor acaba? Tamamlama çıkmıyor. F5'e bastım. Gördüğünüz gibi bu sefer de true değerini aldık. Özellikle karşılaştırma ifadelerinde boolean değerleri çok kullanacağız. Ama şu an için bunun böyle bir kullanımı olduğunu bilmeniz yeterli.
Evet, genel olarak numara ve boolean veri türleri bu şekildeydi. Birkaç ufak detayı da değindik. Bu dersi burada bitirelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.